Arkadaşlar merhabalar, bu videomla birlikte geometri konu anlatımına başlıyoruz. Başlığımız temel kavramlar ve doğruda açılar. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Yani ilk giriş her konuda böyle sıkıntılıdır. Yani ilk video hocam bunları biliyoruz, şöyleydi böyleydi gibi şeyler düşünebilirsiniz. Ama size tavsiyem lütfen ama lütfen sonuna kadar izlemenizdir. Her şeyi sonuna kadar izleyin. Sadece ilk videoda sıkıntılı yani sıkılacağınız şeyler belki yeni öğreneceğiniz şeyler tabii ki var arkadaşlar. Belki tanımlarda bilmediğiniz şeyler var. Yani bazen yapamadığımız sorular en temel yapıdan geldiği için yani tanımdan geldiği için buradaki tanımları da bilmek lazım arkadaşlar. Ama ikinci videodan sonra büyük ihtimalle zevkli kısımlar geliyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Evet, başlayalım bakalım şimdi temel kavramlar ve doğruda açılar diyelim ve nokta. Nokta dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Bir kalemin düzlem üzerinde bıraktığı ize nokta denir. Noktanın belli bir alanı, hacmi veya boyutu yoktur. Nokta büyük harfle gösterilir. Mesela noktayı koyarlar, A koyarlar. Bu ne demek? A noktası anlamına geliyor. Doğruya gelelim şimdi de. Doğru, iki ucu sınırsız aynı doğrultulu noktaların kümesidir. Tek boyutludur ve genişliği yoktur. Yalnız uzunluğu vardır. Fakat uzunluğu ölçülemez. Uzunluğu ölçülemiyoruz arkadaşlar. Bu sonsuz. Bu doğruyu gösterirken ya başına D koyarlar arkadaşlar böyle ya da iki nokta belirleyip AB doğrusu şeklinde isimlendirir ya da BA doğrusu şeklinde isimlendirir ya da sadece ve sadece AB yazarlar. Zaten arkadaşlar dikkat ederseniz şöyle bir nokta, iki nokta belirlersek bu iki noktadan sadece ve sadece bir doğru geçer arkadaşlar. Değil mi? Ya bu ne demek? Şuraya da C ve D'yi yazacak olursam bunu temsilen ben CD yazabilirim sadece. Sadece CD yazmak CD doğrusu adı anlamına da geliyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Doğru parçasına gelelim şimdi. Doğru parçası da arkadaşlar neymiş? İki nokta ile bu iki nokta arasında kalan noktaların birleşim kümesine doğru parçası denir. Uzunluğu ölçülebilir. 3 cm, 5 cm gibi mesela. Yalnız bu da doğru parçasıdır, bu da doğru parçasıdır, bu da doğru parçasıdır. Buradaki farkı size söyleyeyim arkadaşlar. Bu doğru parçalarını aldığımız zaman bakın baştaki ve sondaki noktalar A ve B noktaları dolu. Yani A ve B noktaları dahil anlamında arkadaşlar. Evet, AB doğru parçasında biz nasıl gösteriyoruz? AB'yi yazıyoruz. Bunları köşeli parantezle sınırlandırıyoruz. Noktalar dahilse köşeli parantezler noktalara bakıyor. Pardon, harflere bakıyor arkadaşlar. AB köşeli parantez A da dahil B de dahil ona bakıyor. Eğer burada noktalar dahil değilse mesela bu CD doğrusudur. CD doğrusu şeklinde isimlendiriliyor arkadaşlar. Şu şekilde yazıldığı zaman CD doğru parçası şeklinde isimlendiriyor daha doğrusu. Bak C dahil değil. Köşeli parantez sırtı dönük olacak dahil olmayan noktaya. Bak D'ye dahil şu şekilde yazılıyor. Ya da bu CD'yi şu şekilde de gösterebiliyoruz arkadaşlar. Bazı kaynaklar normal parantezle de gösterebiliyor. Yani köşeli parantez dahilken bu dahil değil anlamına geliyor arkadaşlar. Bakın burada da EF doğru parçası, her ikisi de dahil değil arkadaşlar. Evet, bir notumuz var. AB iki tane böyle şey çizgi üzerine aldığımız zaman bu ne demek? AB doğru parçasının uzunluğu demek anlamına geliyor. Işın ne demek arkadaşlar? Işın da bir ucu başlangıç noktası olup diğer ucu sonsuza doğru giden noktaların oluşturduğu kümeye ışın denir. Işının uzunluğu ölçülemez çünkü sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar. Yalnız başlangıç noktası belli, yarı doğru da diyebiliriz biz buna. Başlangıç noktası belli olacak. Mesela A'dan başlayıp bir de yönü belli olacak. A'dan başlayıp B doğrultusundan sonsuza kadar gidiyor. A'dan başlayıp B doğrultusundan sonsuza kadar gidiyor ya. Bak A'da bir sınır var. A'dan başlıyor zaten. Köşeli parantezle başlıyor. B ne yapıyor? Yönünü belirtiyor sadece. B'de bir sınır koymayacaksınız. Sınır koymadığınız zaman sonsuza kadar gidiyor anlamındadır. Peki aynı şekilde A'dan başlayıp C doğrultusunda da sonsuza kadar gidiyor diyebiliriz arkadaşlar. Ya bunların böyle bayağı bir şey gösterimi de olabilir. Yalnız sadece başlangıç noktası değişmiyor. Mesela ben buraya D yazarım. AD de yazabilirim ben buraya. AD şeklinde de yazabilirim arkadaşlar. A'dan başlayıp D doğrultusunda sonsuza kadar gidiyor. Yani AD'yi gördüğünüz zaman şurada şu arası mesafe değil. Sonsuza kadar giden yer. A'dan başlayıp D doğrultusunda sonsuza kadar gidiyor anlamındadır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, şimdi gelelim açıya. Dur. Açıyı şöyle bir düşün. Kafanda bir tasarla. Açı nedir? Valla ne yazık ki arkadaşlar çoğu öğrenci açıyı bilmiyor. Bak tanıma bakma, düşün. Şunları düşüneceksiniz. Hadi videoyu durdur ve düşün. Hocam açı dediğim şey işte hocam şu iki doğru parçası şöyle tanımlar geliyor. İki doğru parçası arasında kalan yer. Açı değildir arkadaşlar bu. Ya da başlangıç noktada belli olan, bak çok da doğru bazı arkadaşlar doğru şeyler söylüyormuş gibi. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışın arasında kalan yer diyorsunuz mesela. Değil kardeşim. Çok acık ki yani siz bunu ilkokulda öğrendiniz ama şu an yani geometri deyince aklımıza açı geliyor mesela. Açının tanımını bilmiyor konumundayız şu anda arkadaşlar. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Bu açının tanımını da bilmek lazım. Şu an kitaplara baktığımız zaman açıyla ilgili sorular maalesef kitaplarda göremiyoruz. Normalde müfredatta var. Bununla ilgili soru karşımıza çıkabilir. Yani bunu hafife almayın. Bunun tanımını bilmezseniz mesela yandaki şu soruyu yapamayabilirsiniz arkadaşlar. Sağ taraftaki soruyu yapamayabilirsiniz. ÖSYM sorar mı? Sorar. Çünkü müfredatta var arkadaşlar. Açı demek ne demek biliyor musunuz? Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine açı denir. Yani sizin tanımlamaya çalıştığınız yer şöyle hocam şuradaki yer. Burası açının ölçüsü arkadaşlar. İşte 40 derece 50 derece falan filan gibi. Arkadaşlar bakın şimdi şuraya baktığınız zaman başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine biz açı diyeceğiz. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimi. İşte şekildeki gördüğünüz şu ifade şurası arkadaşlar açının kendisidir. Yani biz buna nasıl göstereceğiz? AOB açısı ya da BOA açısı şeklinde göstereceğiz. AOB'yi yazacağız. Başına çarpı koyacağız. Bu neymiş? OA ışınıyla OB ışınının birleşimine. İşte bu gördüğünüz şekil açıdır arkadaşlar. Tamam. Ya AOB açısı şeklinde ya da BOA açısı şeklinde ya da O açısı şeklinde olduğu köşedeki yer O açısı şeklinde isimlendirildiği söyleniyor. Genelde AOB açısı şeklinde yazıyoruz zaten. Yani şunu ya da şunu kullanıyoruz arkadaşlar. Yalnız burada bir bilgi vereyim ben size arkadaşlar. Mesela iç bölge. İç bölge dediğimiz şey nedir? İç bölge dediğimiz şey açı ve iç bölgesi. Arkadaşlar açının nesi var? Bir iç tarafı var. Biz buna iç bölge diyeceğiz. Bir de dış tarafı var. Dış bölgesi diyeceğiz. Yalnız geometride şöyle bir gösterim var. İç bölgeyi gösteren şey. Mesela AOB açısı dediniz ya. Bu neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Şu parantezleri koyduğunuz zaman da ne oluyor? İç bölgesi anlamına geliyor. Arkadaşlar hatırlayın. Boşuna size şunu yazmıyorlar. Bak parantezi söyleyeyim size. Mesela dur önce şunu söyleyeyim. ABCD. Ben ABCD'yi yazınca siz ne anlıyorsunuz? Hocam ABCD dörtgeni anlıyorsunuz. Parantez içine koyunca ne anlıyorsunuz? ABCD daha doğrusu ne anlayacaksınız? ABCD dörtgeni ve iç bölgesi. Parantez iç bölgesi anlamına geliyor. Size boşuna bak boş gevezelik değil arkadaşlar bunlar. Size boşuna şöyle bir üçgen yazıp da bu üçgenin alanını bulabilir misiniz arkadaşlar? Hayır bulamazsınız. Üçgen mesela tel parçası düşünün. Telden bir üçgen yaptım. Arası boşluk. O üçgenin alanını bulamazsınız. Siz üçgenin iç bölgesinin alanını bulursunuz. Boşuna alan soruları yazarken alan ABC üçgeni yazıyorlar. Bir de paranteze koyuyorlar. Ne demek bu? ABC üçgeni ve parantez olduğu için iç bölgesinin alanı anlamına geliyor arkadaşlar bu. Tamam? Aklınızda bulunsun. Yani küçük küçük bilgiler. Hep böyle ezbere yapıyoruz ama bunların da nereden geldiğini de bilmenizde fayda var arkadaşlar. Bu arada AOB açısının ölçüsü. Arkadaşlar bakın şöyle yazdığımız zaman da M başına B koyduğumuz zaman. Ya yanlış hatırlamıyorsam burada da şey olmak istemiyorum ama M uzaradan geliyor. Yani ölçü anlamındadır arkadaşlar. Biz çoğu şeyi kullanıyoruz. Mesela alanda başına alan yazıyoruz. Çevrede başına çevre yazıyoruz ama bazı evrensel dili olan şeylerde de M mesela her yerde M diye yazılır. M uzaradan geliyor. Ölçü anlamındadır. M ölçü anlamındadır. M yazıp da AOB açısı yazıp da parantez içine koyduğumuz zaman bakın AOB açısının iç bölgesini temsil eden ölçü anlamındadır. İşte sizin anlatmaya çalıştığınız bu. AOB açısının iç bölgesinin ölçüsü yani neymiş? Alfaymış. Size açı tanımını sorduğumda siz ne diyordunuz arkadaşlar? Hep burada açının ölçüsünü tanımlamaya çalışıyordunuz. Aslında açı neymiş? Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine şu şekilde gördüğünüz ifade. Parantezde olunca ne oluyormuş? İç bölgesinde temsil ediyormuş arkadaşlar. Tamam mı gençler? Olay bu. Evet geldik şimdi şöyle bir soruya. Sayı doğrusu ile ilgili bir soru vermişiz. Tabii bunu da yapalım arkadaşlar. Sonuçta geometriyle alakalı bir şey. Şimdi burada ne var? Şunu şöyle bir kopyalayayım. daha rahat olur arkadaşlar. Şuraya yapıştırayım. Evet. Şuraya baktığımız zaman AC birleşim BD diyor. Bak AC birleşim BD. AC doğru parçası. Gösteriyoruz. AC. Şöyle geldim. Kesişim birleşim BD. BD doğru parçası. Kırmızıyla mavinin birleşimi. Kümelerden biliyoruz. Birleşim demek ne demek? Hepsinin toplam elemanı demek değil mi? Toplama gibi düşüneceğiz. Yani bu kırmızıyla mavinin toplamı ne yapıyor arkadaşlar? Toplamı tam A'dan başlayıp nereye kadar gidiyor? Hiçbir boşluk yok. D'ye kadar gidiyor. O zaman bizim cevabımız ne yapacak? A, D yapacaktır arkadaşlar. A'dan başlayıp D'ye kadar gideceğiz. A ve B, D noktaları dahil mi? A noktası da dahil bakın burada. D noktası da dahil mi? Dahil. O zaman cevabımız AD yaptı. İkincisine geldik arkadaşlar. İkincisi de şurası. AC kesişim BD. Bu sefer kesişimleri soruluyor arkadaşlar bize. Bakın AC'yi gösterelim şöyle. Noktalar dahil mi? Hep gösterin noktaları. Sonra kesişim BD diyor. BD. Kesişim demek ne demek arkadaşlar? Her iki kümenin ortak elemanın olduğu yer. Ortak elemanın kırmızıyla mavinin ortak elemanı. Bak burası. Her ikisinde de B dahil mi? Dahil. B dahil. Her ikisinde de C dahil mi? Dahil. C dahil. BC doğru parçası şeklinde buluruz çözümü arkadaşlar. Geldik bir sonrakine. AC kesişim BD diyor. Bak AC'ye gelelim arkadaşlar. A'dan başlayıp A dahil C'ye kadar geldim. Ama C dahil değil. DB. DB'ye bakıyoruz arkadaşlar. DB'de de şöyle baktığımız zaman D ve B dahil mi arkadaşlar? Dahil. Değil. Şunları şöyle yuvarlak içerisinde göstereyim. Bunların kesimi isteniyor. Kesim olduğu, kesimleri olan yer burası değil midir? Evet. Burada kesimleri BC arası olacak. B dahil mi her ikisinde? Değil. C dahil mi her ikisinde? Değil. BC olacak ama her ikisi de dahil değil arkadaşlar. Şu şekilde olacaktır çözümümüz. Sonra geldik D'ye. D şıkkında da ne demiş arkadaşlar? D şıkkına da baktığımız zaman BC kesişim ED demiş. BC'ye bakıyoruz arkadaşlar. BC. B'den başlayıp C'ye kadar gideceğim. Evet şu şekilde. Bak B dahil değil C dahil. Kesişim ED. E'den başlayıp nereye gideceğim? E'den başlayıp E dahil D'ye kadar geleceğim değil mi? Ama D'de bir sınır var mı? Yok. Bu ne demek? Işın anlamındaydı arkadaşlar. E'den başlayıp D doğrultusunda sonsuza kadar gidecek arkadaşlar. Hadi sonsuza kadar götürelim o zaman bunu. Sonsuza kadar gidecek. Evet bu kırmızıyla mavinin kesişimi isteniliyor bizden. Kesişimine baktığımız zaman şurası BC arası. B dahil mi her ikisinde? Değil. C dahil mi her ikisinde? Her ikisinde de dahil arkadaşlar bakın. O zaman BC olacak ama B dahil değil. C her ikisinde de dahil. Cevabımız BC doğru parçası arkadaşlar. Geldim şuraya. E şıkkına geldik. E şıkkına da bakacak olursak arkadaşlar yine AB. Bak A dahil değil. B ne yapıyor? Sonsuza kadar gidiyor. Bir sınır yok. B doğrultusunda sonsuza kadar gidecek arkadaşlar. Öbürü ne? DB. D'den başlayıp D dahil mi? Değil. D'den başlayıp hangi doğrultuda? B doğrultusunda sonsuza kadar gidecek. Her ikisinin kesişimi soruluyor. İşte şu arası değil midir arkadaşlar? Yani A ile D arası. A her ikisinde dahil değil. D de her ikisinde dahil değil. AD olacak ve bunlar da dahil değil. Ve cevabımız AD doğru parçası şeklinde olacak. Ve noktalar dahil değil arkadaşlar. Tamam. İlk örneğimizin cevabı bu yaptı. Geldik ikinci örneğimize. Şekilde verilenlere göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Kolaylık olması bakımından ben şunları da şöyle koymuşum arkadaşlar. Bakın şimdi. Dikkat edin. Şuraya baktığımız zaman DAK açısı. Bakın siz açı tanımını bilmezseniz bu soruyu yapamazsınız. Müfredatta var mı? Var. Soru olarak da gelebilir mi? Kesinlikle gelebilir arkadaşlar. Yani baktığımız zaman kitaplarda bunlarla ilgili sorular kayboldu ama dikkat edin yine de bilmenizde fayda var. DAK açısına bakalım. DAK açısı. DAK açısı. Sadece ve sadece bu arkadaşlar. İşte gördüğümüz bu şekil. Öbürü ne diyor? BLC. BLC açısı. Tabii açı dediğimiz sonsuza kadar gidiyordu. O zaman bunu böyle sonsuza götüreceğiz. Şimdi neresi soruluyor arkadaşlar bana? Bunların kesişimi soruluyor. Yani kırmızıyla mavinin kesiştiği yer soruluyor. Hocam B noktasında hem kırmızı hem mavi. C noktasında, P noktasında ve E noktasında. O zaman B, C, F ve E noktaları diye uzun uzadı yazacağız mı? Hayır. Cevabımız bu şekilde küme içerisinde alırlar. Nedir? B, C, F, E noktalarıdır cevabımız arkadaşlar. Geldik öbürüne. B şıkkına. CAF açısı ve kesişim MLN demiş. CAF'ye bakıyorum. CAF. Bu hocam ama bu CHF açısı dediği için sonsuza kadar gidecek tabii ki şöyle. Ama dikkat edin arkadaşlar, burada parantez koymuş. Boşuna mı koydular? Hayır. Parantez demek ne demek arkadaşlar? İç bölgesinde al demek. Bir de öbürüne bakalım. Kesişim MLN. MLN açısı da bu. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bizden ne isteniyor? Bizden bu kırmızıyla mavinin kesişimi isteniyor. Bakın arkadaşlar bir kere şuradaki noktalar hem kırmızı hem mavi. Biraz önce de zaten anladık onu. Peki hocam şurası hem kırmızı hem mavi mi? BC arası? Hayır. Şurası CF arası hem kırmızı hem mavi karalandı mı? Evet. Neden? İşte mavi çizgi burası. Kırmızı da iç bölge. Yani şu nereye aldık arkadaşlar? CAF'nin iç bölgesinden dolayı da kırmızı geldi arkadaşlar. Yani ben şurayı da alacağım arkadaşlar. Şu arayı alacak mıyım? Sadece kırmızı var. Şurayı alacak mıyım? Evet. Hem kırmızı hem mavi. Her ikisinde de var. Yani o zaman cevabımız şu BE doğru parçası ve CF doğru parçasının toplamıdır. O zaman cevabımız BE doğru parçası birleşim toplamı kümelerde nedir? Birleşim şeklindedir. Birleşim CF doğru parçası şeklinde olacaktır arkadaşlar. Ve geldik sonuncusuna. Bu sefer de ne demiş? DAK. Hocam DAK'yi kırmızı ile göstereyim. Gösterdik. Gösterdik. DAK. Bir de burada ne var? Parantez var. Parantez demek ne demek? Hop, iç bölgesi de demek. Öbürüne bakıyorum şimdi. NLM. NLM açısı da bu. Bu sefer ne var arkadaşlar? İç bölgesi de var mı? Var. Bir kere bizim buradaki noktalarımız var arkadaşlar. Şurası, şurası, şurası ve şurası kesinlikle ama kesinlikle var. Hocam BC arası var mı? Hem kırmızı hem mavi mi? Evet. Kırmızı çizgi bir de mavi iç bölgeden geldi. BC arası var. Hocam BC arasını aldık. Hocam CF arası var mı? Yukarıdaki gibi aslında evet var. Hocam EF arası var mı? Var. Hocam BE arası var mı? Var. Hem kırmızı hem de mavi olduğundan dolayı. O zaman BCFE dörtgeni yaptı. BCFE dörtgeni bizim cevabımız yaptı. Yalnız BCFE dörtgeni diye uzun uza diye yazmayalım. Yalnız bir de burada şuraya dikkat ederseniz arkadaşlar şurada göstereyim. Şu büyükte göstereyim isterseniz. Hem kırmızı böyle iç bölgede hem de mavi burada arkadaşlar iç bölgede. Hem kırmızı hem mavi. İçerideki noktalar hem kırmızı hem mavi değil mi? Evet. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar burada? Şurayı aldık, burayı aldık, burayı aldık, burayı aldık. Ve buradaki iç bölgeleri de almak zorundayız. Yani BCFE dörtgeni ve iç bölgesi. Uzun uzadıya yazacak mıyız? Hayır tabii ki. İç bölgesi neyi temsil ediyordu arkadaşlar? Parantez iç bölgeyi temsil ediyordu. BCFE dörtgeni ve iç bölgesini bu şekilde gösterebiliriz. Evet, bu sorumuzun da cevabı bu. Tekrar söylüyorum. Sen bu açı tanımını bilmezsen bu soruyu yapamazsın. O yüzden bunu bilmek zorundasın. Açı çeşitleri. İsterseniz buraya hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar. Ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olan açıya biz ne diyoruz? Dar açı diyoruz. Dik açı. Ölçüsü 90 derece olan açıya ne diyoruz arkadaşlar? Dik açı. Yalnız OA ile OB dik. Diklik işareti ters T ile gösteriliyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Geniş açı. Ölçüsü 90 ile 180 derece arasında olan açıya biz geniş açı diyoruz. Doğru açı. Ölçüsü doğru açı. Şu doğrunun açısı. Ölçüsü kaç derece arkadaşlar? 180 derece olan açıya doğru açı diyoruz. Tam açı da tam açı olacak işte. Adı üstünde. Ölçüsü 360 derece olan açıya biz tam açı diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik komşu açıların tanımına. Başlangıç noktaları aynı olan 3 ışının birer ışını ortak olacak şekilde oluşturduğu iki açıya komşu açı denir arkadaşlar. Bakın şu şekilde birer ışını ortak mı arkadaşlar? Şu AOB ile BOC'nin, bakın AOB ile BOC komşu açıdır. Birer ışınları ortak. Yalnız AOB açısıyla AOC açısı büyük açı, komşu açı değil. O açılar iç içe oluyor arkadaşlar. Komşu açılar olması için açıların ne olması lazım? Birer ışınları ortak ve yan yana olması lazım. Tamam? Dikkat edin buna. Sonra geldik açıortaya. Hocam açıortay adı üstünde. Açıortay. Açıyı ortalayan doğruya biz ne diyoruz arkadaşlar? Açıortay doğrusu adını veriyoruz. Bu doğrunun adı açıortay doğrusu. Yalnız şimdi belki doğruda açılarda değil de üçgende açıda falan kullanabiliriz. Açıortay konusuna geldiğimiz zaman detaylı bir şekilde söyleyeceğim. Açıortayın şunu da bilmenizde fayda var. Şu anda bilmenizde fayda var. Açıortay doğrusu üzerinden alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler birbirine eşittir arkadaşlar. Böyle bir özellik var. Açıortay konusunda biz zaten bununla ilgili detaya gireceğiz. Ne olur ne olmaz bunun böyle bir şey olduğunu bilin. Hatta ayırdıkları yerler de birbirine eşit arkadaşlar. Yani kollara çizilen dikmeler eşit. o köşeye olan açının köşesine kadarki olan uzunlukları da birbirine eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Evet, geldik şimdi şöyle bir örneğe arkadaşlar. Düzlemde komşu iki açının açıortayları arasında kalan açı 40 derecedir. Şurada biraz yer kalmamış ama idare ediverin artık arkadaşlar. Şuradan çözüme başlayalım isterseniz. Evet, demiş ki düzlemde komşu iki açının açıortayları arasında kalan açı 40 derece. Arkadaş, komşu iki tane açı çizelim mi? Çizelim. Şöyle komşu iki tane açı çizdim. Komşu iki açı, hatta düzgün bir şekilde çizeyim arkadaşlar şöyle. Şöyle daha da büyük çizeyim. Komşu iki açı bu olsun. Komşu iki açının nesinden bahsediyor? Açıortayları arasında kalan açı 40 derece. Hop şöyle. Hop şöyle açıortayları. Hocam bu da açıortay. Hocam bu da açıortay. İşte buradaki açıyı kaç derece vermiş arkadaşlar? 40 derece vermiş. Yani ben buna AA, buna da BB diyecek olursam A artı B'yi ne buldum arkadaşlar? A artı B'yi 40 derece buldum. Heh, bu iki açının farkları 10 derece olduğuna göre. Düşün, bu iki açının farkları 10 derece ise ne geldi aklına? Hocam ne var bunda ya? A eksi B dediniz değil mi? A eksi B de eşittir 10 dediniz. Taraf tarafa topladınız, çıkarttınız, işlem yaptınız falan filan. Ne oldu? Yanlış çıktı. Niye? Çünkü iki açıyı farklı düşündün. Komşu iki açımız şu kırmızı çizgilerle bu kırmızı çizgiler arasındaki açı değil mi arkadaşlar? Yani bizim komşu açılarımız nereleri arkadaşlar? 2A ile 2B açısı. Yani 2A eksi 2B'yi adam sana 10 vermiş arkadaşlar. Yani buradan ne geldi o zaman? A eksi B'yi 5 bulduk. Şimdi iki bilinmeyen iki denklemden taraf tarafa toplayayım bakın arkadaşlar. 2A eşittir 45'ten A'yı kaç bulduk? 22,5 bulduk. A yerine 22,5 yazdığımız zaman B'de kaç çıkıyor arkadaşlar? Sanırım 17,5 çıkıyor. 17,5 mu çıkıyor? Evet, 17,5 çıktı. Küçük açının ölçüsü kaç derecedir? Küçük açı hangisi arkadaşlar? A'yı 22,5 bulduk. B'yi 17,5 bulduk. Hocam küçük açı 17,5. Hala böyle sazanlık yapıyoruz. Küçük açı 17,5 mu? Değil arkadaşlar. Küçük açı neresi? 2B açısı değil mi? Bir açımız 2A açısıydı. Bir açımız da 2B açısıydı. Yani bizden 2B isteniliyor. 2B açısı da 2 ile 17,5'u çarpacağız arkadaşlar. 34 kaç yapıyor da? 35 derece yapıyor. Küçük açının ölçüsü 35 derece oldu. Biraz tuzak bir soru. Yalnız sorularda dikkat edeceğiz okurken de arkadaşlar. Evet, geldik bir sonraki soruya. ABC doğru açı. Şuradaki açıyı 50 derece vermiş. BK CEB'nin açıortayı şekil üzerinde verilmemiş. Bakın BK şunun açıortayı. Hemen açıortayı şöyle gösterelim. BL'de DBA'nın. BL'de DBA'nın açıortayı. Yani şuradaki açılar birbirine eşit. Hocam ne yapacağız burada? Açıları da al. Ne diyeceğiz? AA diyelim. BB diyelim. Bunu deyince hop buradaki açı kaç derece olmalı? 180. 2A artı 2B artı 50 eşittir 180 derece ise 2A artı 2B buradan 130 geldi. A artı B'yi de kaç buluruz arkadaşlar? 65 derece olarak buluruz. Peki bizden ne isteniliyor? LBK açısı. LBK açısına bak bakayım. LBK. LBK açısı şuradaki açı değil mi gençler? Yani A artı B artı 50 isteniliyor bizden. A artı B artı 50. Zaten sen A artı B'yi 65 buldun. O zaman cevabında kaç çıktı? 115 çıktı arkadaşlar. Yani bu örneğin cevabı da 115 oldu. Geldik bir sonraki soruya. ABC açısı ile CBD açısı. Bakın ABC ile CBD komşu açılarmış. ABC açısını 20 derece vermiş. BC ile de BD dikmiş. Ne demek bu? BC ile BD dikse buradaki açının 90 derece olması anlamına geliyor. Evet, şurayı bir 90 derece yapıştıralım. Buna göre ABD açısının açıortayı. Hemen soruyu okuyunca böyle şekle bakmıyorsunuz. Aa, bunların açıortayları arasındaki açı dar açı kaç derecedir diye sormuş bana. Bir buradan açıortay çiziyorsunuz. Bir de buradan açıortay çiziyorsunuz. Hocam 10-10 45-45 diyorsunuz. Yahu kardeşim soruyu dikkatli oku. Oku bakayım ne diyor. ABD'nin açıortayı demiş. ABD'nin büyük açının açıortayı. Yani 110 derecenin açıortayından bahsediyor bize. O zaman 110'un açıortayı kaç yapar arkadaşlar? 110'u 2 eşit parçaya böleceğiz. Şu açı 110 derece ya. 110'u 2 eşit parçaya böl. 55 55. Evet, buradaki açı 55 derece. Buradaki açı da 55 derece yapacak. O zaman buraya kaç derece kaldı? 35 derece kaldı. ABD'nin açıortayını hallettik. Sırada ne var gençler? CBD'nin açıortayı. CBD açısı 90 derece değil mi? Açıortayı 45-45 diye bölecek. O zaman burası da böyle olmalı. Burası da 45 derece olduğu için o zaman buraya kaç derece kaldı? Şunun tamamı 55 ise burası da 45 ise buraya 10 derece mi kaldı? 55'ten 45'i çıkartırsak evet 10 kaldı. ABD'nin açıortayı kırmızı çizgiyle CBD'nin açıortayı mavi çizgi arasında kalan açı isteniliyor bizden. O zaman cevabımız da kaç çıktı? 10 çıktı arkadaşlar. Evet, bu örneğimizin cevabını da 10 bulduk ve geldik şuraya. Tümler açı. Arkadaşlar ölçüleri toplamı 90 derece olan açılara biz tümler açı diyoruz. Şimdi şuna dikkat edin. X açısı ve Y açısı 90 derece ise X ile Y tümlerdir diyoruz. Ama biz bu şekilde iki bilinmeyene girip tümlerdir diyeceğimizi genelde tek bir bilinmeyenden hallediyoruz. Mesela bir açı alfaysa, yani bir açı dediğinde o açıya alfa deyin. Tümleri dediği zaman ne yapacaksınız? 90'a tamamlayan açısı 90-x alfa deyin. Peki bütünler açı neymiş? Ölçüleri toplamı 180 derece olan açılara bütünler açı denir. Yine x açısıyla y açısı 180 derece ise x, y'nin tümleri bütünleridir. Ya da y, x'in bütünleridir. Ya da x ile y bütünler açılardır. Birbirinin bütünleridir diyebiliriz arkadaşlar. Ama burada da ne diyeceğiz? Bir açı dediğinde alfa, bütünleri dediğinde de arkadaşlar ne diyeceksiniz? 180'e tamamlayan açısı. Yani 180x alfa diyeceksiniz. Hocam ben tümlerle bütünleri karıştırıyorum. Ya kendince kafadan bir şeyler uydurabilirsin. Ki belli. Tüm, bütün. Bütün olan daha fazla gibi geliyor. 180 oradan gelebilir aklınıza. Ya da hani tüm, bütün. Hocam işte aynı şey gibi diyebilirsiniz. Tümler açı dediğimiz T harfiyle başlıyor değil mi? Diklikte ters T değil miydi arkadaşlar? Oradan da aklınıza gelebilir. Tümler ters T. Ha, diklik işareti. Yani ne var burada arkadaşlar? Tümler dediğimiz 90'a tamamlar. Bütünler dediğimizde 180'e tamamlar. Tümler ve bütünler ile ilgili sorular geldiği zaman da matematikteki denklem kurmayı yapabiliyorsanız burada da yapabilirsiniz. Denklem kurma dediğimizde korkmayın arkadaşlar. Hocam ben matematiği bilmiyorum işte burada nasıl yapacağım falan filan demeyin arkadaşlar. Vallahi yaparsınız. Sıkıntı yapmayın. Hiç sıkıntı yapmayın. Bir şekilde soruyu okuduğunuz zaman, okuduğunuzu anladığınız zaman sırasıyla okuyun. Okuduğunuzda yorumlayın. Ondan sonrası rahat bir şekilde çıkar zaten. Bakın başlayalım. Tümlerin ölçüsü kendisinin 4 katından. Arkadaşlar bir açıya alfa dersek tümlerinin ölçüsü bak burada başlıyor. Tümlerin ölçüsü diye başlamış. O zaman sen de tümlerin ölçüsünü yaz. 90-eksi alfa. Ters T'den 90'a tamamlıyor değil mi? 90-eksi alfa. Kendisinin 4 katından. O kendisi olan açıya 4 alfa dedik. 4 alfa artı 20 miymiş arkadaşlar? Kendisinin 4 katından 20 fazla olan açının ölçüsü kaç derecedir? Evet. 4 alfa artı 20'ye eşit oldu. 90x alfa. Buradan bunu buraya attık. Bunu buraya attık. 70 eşittir 5 alfadan. Alfa eşittir 14 diye bulduk. Aa hocam ne kadar zekisiniz ya. Ne güzel biliyorsunuz valla. Peki zekiliğimi biraz daha şey yapayım ya. 340'ı bölsem böyle 5'e. Ya da biraz daha şey yapayım. 900. Yo 900 demeyelim ya. O kadar da değil. Hadi 800 olsun. 800 kaç olsun? 20 olsun. 820'yi 5'e bölsek. Ya da hocam 825'i 5'e bölsek. Bölebilir misiniz? Böleriz tabii ya. 340'ı 5'e böldüğün zaman kaç yapıyor? Sen de böl. Hocam şu. 68. Ne kadar zekisiniz. 820'yi bölsen 164. Anladın herhalde olayı. Burayı bölsen 825'i 165. Nasıl buldunuz hocam? Arkadaşlar TYT süreci. TYT'de bazı ufak tefek bilgiler bizi hızlandırıyor. Ben de şahsen zamanında kendimi hızlı zannediyordum ama bu tür ufak tefek şeyleri kullanmadığım için maalesef hızlı değilmişim. Sonradan hızlandık. Böyle yeri ve zamanı geldiği zaman bu tür ufak tefek şeylerden de bahsedeceğim arkadaşlar size. Şimdi 340'ı 5'e bölerken aslında 5'e bölme ne demek arkadaşlar? 10'a bölüp 2 ile çarpmak değil midir? Yani 0'a atıp 10'a bölmek demek. 0'a atıp 2 ile çarpacaksın. 34'ü 2 ile çarp. 68. Hocam 820. Aa 0'a at 2 ile çarp. 82'nin 2 katı kaç yapıyor? 164 yapıyor. Hocam 825 olursa sen yine de sonundaki 5'e at. 82'nin 2 katını aldı. 164 yapıyor. 164 yaptı. Bir tane de 5 burada vardı. Sadece sonu 5'li ise de 1 ekleyeceksin. Yani 165 yapıyor diyeceksiniz arkadaşlar. Tamam. Dikkat edin. Bu tür bilgiler aslında şey bilgiler. Yani pratikleşmeniz için güzel bilgiler diyebiliriz. Size çok basit bir soru sorayım. Bakayım aslında 1 saniyelik bir soru. Bakalım cevaplayabilecek misiniz? Yani kaç sayısı diyelim? Atıyorum 50 sayısının %28'i nedir? Kafadan cevaplayabilir misin? Hocam düşünüyorsun bak şu an düşünüyorsun. Hala cevaplayamadın. Belki cevaplayanlar oldu. Ne dedim ben? 50 sayısının %28'i. Hemen şu işlemi yapasınız geldi. 50 sayısının %28'e. 50'ye 28 bölü 100 ile çarpabilirsiniz. Tamam, sıkıntı yok. Hani bazı pratik kafadan işlemleri de yapabilmeniz için söylüyorum. Arkadaşlar tamam, çarptığınız zaman çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Bakın temel mantığını söyleyeyim size. 50 sayısının %28'ini bulurken 28'in %50'sini bulmanızla aynı şeydir. Niye? Çarpmaya göre ters yok mu? Mantığını söylüyorum size. Çarpmaya göre ters var mesela. 28 çarpı 50 bölü 100 yaptı. 50'nin %28'i ile 28'in %50'sini, ben size soruda 50'nin %28'ini değil de 28'in %50'sini sorsam, hocam yarısı, direkt 14 dersiniz. İşte direkt burada da mesela 28'in %50'si direkt yarısı arkadaşlar. Cevabı 14 diye işaretleyebilirsiniz mesela. Hani soruda yeri ve zamanı gelirse böyle ufak tefek bilgilerden, sizi hızlandıracak bilgilerden bahsedeceğim arkadaşlar, haberiniz olsun. Evet, neyse. Ya bunlar boş bilgi değil arkadaşlar. Gerçekten çok hızlandırıyor bunlar ya. Aşırı derecede hızlandırıyor. Hatta dik üçgene geldiğimizde sizi geometri anlamında da çok hızlandıracağız arkadaşlar. Çünkü TYT'de bizim için hız önemli. Ne kadar az işlem, ben hep o mantıktayım. Çünkü çok işlem hatası yaptığım için. Ne kadar az işlem o kadar az hata demek benim için. Sizin için de aynı şey geçerli zaten. Neyse, geldik şu örneğe. Kendisiyle bütünlerinin oranı 2/7 olan. Kendisiyle bütünlerinin oranı. Kendisine yine alfa diyelim arkadaşlar. Kendisiyle bütünlerinin oranı. Bütünleri 180 eksi alfadır. 2/7 olan açının diyor. Bak okudum. Okuduğumu, anladığımı yazdım buraya arkadaşlar. Yani okuma yazma biliyorsan rahatlıkla bunu yaparsın. Okuduklarını matematiksel ifadeleri dökebilme işidir zaten problemde. İşler dışlar yapalım. 7 alfa eşittir 360 eksi 2 alfa oldu. 9 alfa eşittir 360 yaptı. Alfayı da buradan kaç bulduk? 40 bulduk. 40'ı işaretliyorsunuz böyle. Ben de zamanında öyleydim. X derdim bir şeye. X'i böyle 40 buldum, işaretledim, geçtim. Ulan bir baktım sonrasında cevap anahtarı yanlış ya da sınavda bir net gitti. Niye? Sazanlık yapmayın. Geometride, matematikte de öyle arkadaşlar. Sorunun sonunu okuyun. Tam okuyun. Lütfen tam okuyun. Okumak önemli. 2/7 olan açının tümleri isteniliyor arkadaşlar bizden. Bu alfa istenmiyor ki. Yani 40'ın tümleri isteniyor arkadaşlar bizden. Tümleri dediğimiz nedir? 90 eksi 40'tan kaçtır arkadaşlar? 50 derecedir. Evet, bu örneğimizin cevabında 50 bulduk arkadaşlar. Ve gelelim şuraya. Şekilde belirli bir açı ile açılmış bir kapı vardır. Kapı gösterilmiştir. Bu kapı en fazla şekildeki gösterilen açının bütünleri kadar açılabilmektedir. Yani alfanın ne kadarı kadar açılıyormuş arkadaşlar? 180 eksi alfa kadar açılıyormuş bu kapı. Tamam. Peki devam edelim. Kapıyı şekildeki açının 2 katı daha açarsak. Bu kapı zaten alfa kadar açık. Ben alfa kadar açık olan kapıyı 2 katı kadar daha açarsam. Yani 2 katı kadar açtım. 2 alfa ekledim. Daha açarsak kapının açılmasına 40 derece kalmış. Yani o zaman kapının açılmasına 40 derece kaldı. 40 dereceyi de eklersem kapı tamamen açıldı. Kapının tamamen açılması zaten neydi arkadaşlar? Alfanın bütünleri kadardı. Yani 180 eksi alfaydı. Yani bu neye eşit o zaman? 180 eksi alfaya eşit. O zaman eksi alfayı attım öbür tarafa. 4 alfa eşittir 140 ise alfa da buradan kaç çıkar arkadaşlar? 140'ı 2'ye bölsen 70, bir daha 2'ye bölsen 35. O zaman cevabımız 35 çıktı arkadaşlar. Evet, bu örneğimizin cevabında 35 bulduk sevgili gençler. Ve ters açılar diyelim arkadaşlar. Bu da bu videonun son şeyi olsun. Tanım gereği arkadaşlar, kesişen iki doğrunun oluşturduğu açılardan zıt yönlü olanlarına ters açılar diyoruz. Kesişen iki doğru olduğu zaman zıt yönlü olanlar bu ve bu ters açılardır. A ile C ters açıdır ve A açısıyla C açısı birbirine eşittir. Ters açılar her zaman, kesişen iki doğruda ters açılar her zaman eşittir. Buraya baktığımız zaman B ile de D. B ile de D açısı da yine aynı şekilde arkadaşlar. Bakın bu buraya, bu da buraya bakıyor. Ters açılardır ve buradaki açılar da birbirine eşittir arkadaşlar. B ile de D ters açıdır ve birbirine eşittir. Evet gençler, ters açıları da anlattık. İsterseniz paralel iki doğruyu kesen doğrunun oluşturduğu açılar kısmını da bir sonraki videoda devam edelim. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.